Hepinize selam olsun. La Casa Vallarmadan Feren. Evet, dereceli serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şimdi ne alacağımı düşünmekteyim. Banlama olarak Vayne banlandı. Güzel. Yasuo veya Darius banlamak istiyorum. Muhtemelen Darius banlayacağım. Darius çok sıkıntı olur bizim için. Yasuo durdurulabilen bir şampiyon ama Darius custom'ı çok zor. Sadece kayıtlayarak durdurabiliriz. Jhin almak istiyorum. Ama acaba alabilecek miyiz ve üst koridorda Jhin iş yapacak mı? O da var. Şimdi takıma bağlı birazcık. Çok trole girmek ve kaybettirmek istemiyorum takımı. Bu yüzden ya şimdi ben şöyle diyeyim. Çok kill alsam bile taşıyamazsam sıkıntı. Çünkü takımda bir front line ön saf eksikliği olur. Şimdi mid lane bir alsın. Ben duruma göre. Jhin olmazsa ne alırız biliyor musun? Bakalım bir. Katarina. Bence Jhin alınır ya. Yani Sion'u kayıtlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü saldırı hızı kasacağız birazcık da. Yani kritiğimizi kasacağım. Yine full zırhlarla kasarsanız eğer tek atıyor onu söyleyeyim. Yani full zırhlarla kasarak Assassin gibi abi 4. vuruşta 4, yani 3K civarında vurduğumu hatırlıyorum ben. Jhin'le çok deli vuruyorsunuz ama hareket hızınız çok yavaş oluyor. Çünkü saldırı hızı almadığınız için. Ama şu an ben dümdüz kasacağım. Mal zahar mı? Hayır, mal zahar. Alistar. Civa'lı kuşak kesin gerekiyor bize şu an. Şimdi rünleri gösteriyorum şu anda. Ayağı çabuk tercih edeceğim. Çünkü hareket hızı gerekti bana. Kayıtlamak için bunları. Onun haricinde hakimiyet kısmından yıldırım çok güçlü oluyor. Çünkü saldırı gücümüzün yarısı kadar ekstra hasar veriyor. Yıldırım. Yani yaklaşık 500 civarı yıldırım çarpabiliyor rakibe. Onun haricinde meteor alabilirsiniz. Meteor yani biraz meteor da işe yarıyor ama tercihe bağlı hepsi bunların. Rengar mı? O da çok sıkıntı be. Püh. Tamam, böyle yaptım da. Şifa taşkını zafer alınabilir. Bu el zafer gitmez ya. Bana kalkan gerekiyor Rengar'ın burst'üne karşı. Veya zafer mi alsam? Şifa taşkını iyidir ya. Tamam, böyle yapalım. Sıvışma alacağım. Evet, bu arada teleport almak istemiyorum çünkü yani yoksa hayatta kalamam ben. Bariyer almak istiyorum veya şifa. Ignite alacaklarını sanmıyorum. Sadece mağazalar alabilir herhalde. Şifa alacağım. O da hareket hızı için. Böyle iyi ya. Tamam, go top. Vahşi patolojin. SKT1 Jhin de vardı ama bu daha çok seviyorum ben, o yüzden buna girdim. Ve oyun başladı, evet. Şimdi ne yapacağımızı size söyleyeyim. Şu çalı var ya, rakibin olduğu çalı. O çalıya bir tane kontrol atmamız gerekiyor. Çünkü Rengar çalıya girip beni bekleyebilir. Şuradaki çalıya abi, şuraya kontrol bırakacağım. Ondan sonra burayı wardla oynayacağız. Veya buraya atabiliriz. Çok ittirirsek duruma göre değiştirir. Veya tam ortaya atarız. İki tarafı da görebiliriz. Değiştireceğiz duruma göre var durumunu da. Bana gereken şeyler bu el. Çok kasmazsam eğer koruyucu melek. Aşırı kasarsam eğer dümdüz saldırıya ben devam edeceğim. Ama civalık kuşağı mutlaka alacağım hemen. İkinci eşya, üçüncü eşya. Erkenden almak istiyorum civalık kuşağı. Civa yatağını hemen dönüştürmeyeceğim. Artık son eşyaya kalırsak civa yatağını yapacağım bunu. Ancak onun haricinde bekleteceğim. Çünkü mağazaların ultisini yediğim anda biterim ben. Veya Rengar atladığında da bitebiliriz. O yüzden koruyucu melek ve civalı kuşak gerekiyor. Eğer late'e kalırsa çok sıkıntı olmaz bu oyun. Çünkü late'de tek atacağım herkese. Rengar da bana tek atabilir. O yüzden koruyucu melek gerekiyor late'de. Eğer işe yaramazsa duruma göre can veren bir şeyler alabiliriz. Yani hayatta kalmamız gerekecek çünkü. Can olarak ne alabiliriz diye bakıyorum da. Hiç bilmiyorum ya can. Rengar'a karşı ne iş yapar ki abi? Biraz makyaj ve bol bol kan. Donmuş Balyoz belki. Yani belki. Çok bizi güçsüzleştirir ama. Yani tek yememek için tek çaremiz olursa yapacak bir şey yok. Bu ayağı çabuk kabiliyeti çok iyi bu arada. Çok rahat kayıtlıyorsunuz ve saldırı gücümüze oranla iyileştiriyor bizi.
sahne senin. Şurayı bardlamak istiyorum. O zaman dans. Oraya yaklaşamam çünkü Q'sunu stackleyip beni öldürebilir. Ya öldüremez de hasar verir. Evet, Malzar ilk kanı aldı, çok kötü. Katarina Malzar nasıl ilk kanı verdi onu anlamadım ben ama. Katarina'sın sonuçta. Bu eli kaybedebiliriz ya. Bu el çok zor. Bu gösteriyi kaçırsam üzülürdüm. Şu an hiç bozgunumuz yok. Tamamen full zaferle ilerliyoruz ama bakalım bu hep böyle gidecek mi? Elbet bozgun aldığımız anlar gelecek ve belki de bu o anlardan birisidir. Büyük farmı kaçırdım. Kombo gördünüz mü orada bu arada? Yani tam bir burst kombosu attım. İksirimi içiyorum artık. Bu adam öldü bu arada. Bu kompozisyonda bir şeyler eksik. Neyse. Sıçramı harcamayacağım onun için. Çünkü yoksa gank yersem direkt meftayız yani. Kuklalarım. Çok güzel abi. Biraz daha heyecan lazım. Easy. Rengar bizde. Hiç farma açılmayacağım. Ben direkt kule altına gideceğim. Rengar ancak sıçra falan atarsa bizi kesebilir kule altında. Onun haricinde şansı yok. Ah, evet. İlk eşya olarak şimdi ne alacağız? Önemli bir soru. Ben direkt ebediye gitmek istiyorum. Yoğumu almayacağım. Çünkü kritik ve saldırı hızına ihtiyacım var. Cıvılık uçak da alacağım için bir para sıkıntım olacak bir açıdan. Bir iksir. Katarina. Umarım Katarina düzelir ya durumu. Hekarim falan midi kamplarsa çok çok iyi olur. Bir şey yazmayacağım oyunda çünkü ben fark ettim ki bir şey yazmak kaybettiriyor abi. Hiçbir şey yazmıyorum o yüzden. Elimden geldiğince az yazıyorum. Yani çok kastıysam falan artık oyun dönmeyecek gibiyse tamam yazabilirim ama onun haricinde elimden geldiğince az yazıyorum. Herkes yerini alsın. Mesela Rengar'ın şu an burada olma ihtimali var. O yüzden şurayı bir çiçeklersek abi iyi olur. Of, W neydi ya? Pazara. Öldü bu. Yok ya ölmedi. Sıçrası yok bu arada onun. Uzunca atmış da. Şimdi sustain gerekiyor bana. Biraz bekleyeceğim. Çok fazla trade'e girmeyeceğim daha fazla. Niye sekmedi ki o ya? Neyse. Güzellik can yakar. Şu an bakın, iki vuruşum var. Düz vuruş Q W düz vuruşla öldürürüm. Güzel olacaksın. Hadi be, ulti yok. Şu an anamı harcamayacağım. Ne olur ne olmaz. Muhtemelen base attı ama. Harikulade. Son manamı şu E'lere harcamak istiyorum. Lane'e geldiğimizde bedava emzi olsun.
Çeviklik pelerini alabiliriz. Ayakkabı ve bir tane duran kılıcı alabiliriz. İkisi de mantıklı şeyler. Ben direkt ebedi bitirmek istiyorum. O yüzden pelerini ver bana. Ama ayakkabı sıkıntımız var, hareket sıkıntımız. Sion'a karşı en önemli şey hareket abi. Tamamen hareket üzerine bir şampiyon. Ultisinden harekete kaçıyorsunuz. Q'sundan harekete kaçıyorsunuz. E'sinden harekete kaçıyorsunuz. Hatta W'sundan bile eğer menzil dışına çıkarsanız kaçabiliyorsunuz. Yani abi hareket hızı gereği çok gerekli. Şu an hareket hızı almayarak birazcık yanlış yapıyoruz ama umarım bu bizi kötü etkilemez. Güzel, zırh kasmıyor. Yaptı çok yanlış. Bamin'in alevi bana karşı hiçbir iş yapmaz. Çünkü ben yakından vurmayacağım ona. Uzaktan vurduğum için. Yanlış bir tercih. Şurayı wardlamak istiyorum. Burada çiçeğim olduğu için şu an dert etmiyorum. Çünkü Rengar'ın burada olma ihtimali yok. Ben baktım map'e. Güzel, yarı can. Rengar gelmiş. İşte Ward'ın önemi abi, burada görüyorsunuz. Sanatım sayesinde hafızayı kazanacaksın. 2 kill Rengar. Abi en güçlü kişiler kastı bana karşı ya. Rengar ve Malzahar. İkisi de benim için en sıkıntı hero'lar. Malzahar yok. Buraya gelmişse eğer üzer bizi. Çok önde duruyor. Herhalde Malzahar burada. Öyle düşünüyorum. Şu an tek ultide öldürür beni Malzahar. O yüzden. Bayce Sion'da ultisi olduğu için. Şuraya bir atmak istiyorum ya. İçindeki kurtları dökmek için. Heh. Orada kaçabilir bizim ultimizden ya. Easy. Hızlıca öldüreyim ki farmları alamasın. Bunu da yapın yani, bırakmayın farmları alması için. Bana azıcık para gerekiyor ya. Şu an riske gireceğim burada durarak. TP atacak muhtemelen. Şurayı vardlamam gerekiyor Rengar'ın gelme ihtimaline karşı. Çok büyük riskteyiz şu an. Sion ult atabilir, Rengar ult atabilir. Aşırı riskli bir yerdeyiz. Umarım ölmeyiz. Dedim abi. Ama öldürmenin bir güzelliği olmalı. Bak geliyormuş. Farm kaybediyor şu an. Aptallık etti yani. Tek kelimeyle aptallık etti. Eğer bekleyip farmı ittirerek base'imi bozarsa beni üzecek cidden. İyi bir gitti. Tamam güzel. 1700 gold. Aslında biraz daha lane'i durabilirdim de. Hiç manam yoktu yani. Değmez. Kontrol alabiliriz ama fark ettim ki E'miz varken pek ihtiyacımız olmuyor kontrole. Zaten E'mizin kalma süresi kaç dakika tam olarak bakmak istiyorum. İki dakika boyunca bekliyormuş. İyi, bir ward kadar bekliyor yani. Aslında Sion'a ulti açtığımızda bekleyip ultisini atmasını bekleyebilirdik. Ulti atsa lane'i daha geç gelirdi. Bu durumda farm kaybederdi tekrar. Bu da aslında taktik olarak kullanabilirdik. W'lar bazen pazara gidiyor. Çok ince W'su ya. Kaçırabiliyorsunuz. Normal bir durum yani. Öldürmenin verdiği heyecan. Şuraya atıyorum var E'leri. Çok güzel öldü bu. Ama farm kaçırtıyorsun aşağılık herif. Büyük farm kaçtı onun yüzünden.
Güzel mazhar hala midde. Sıkıntı yok. Anlaşılacak. Belki taşıyabilirim bu oyunu ya. Ama çok sıkıntı hero'lar var abi. Alistar, Renek Rengar, Malzahar. Aha. İşte bu bizim için kötü bir son. Nasıl abi ya, öldük. Rengar atlayamadı, güzel. Gerek kalmadı Şifa'ya. Artık kaldı. İyi, birkaç tane daha aldık bedavaya. Çok iyi oynadık ya. Cidden daha iyi oynayamazdık yani. Sion'u kayıtlamaya çalışabilirim de. Yine riskli. O riske girmeyeceğim. Ebedi kılıç. Evet, Trackman ayakkabıyı bitiriyorum. Ayakkabı yani hiç şüphesiz Merkür. Bundan sanırım... Yani hiç şüpheniz yoktur herhalde Merkür alacağından, çünkü hepsi stun. Sion stun, Rengar E'si stun. Şu lavuk yani stun tarafından yaratılmış, tövbe estağfurullah ya. Tabii yanlış anlamayın yani, Riot yapan kişiyi diyorum yani. Adam stun diye, zaten stun diye yapmış bunu yani abi. Bir koyu ultiyi, kalıyorsun olduğun yerde. Tekrar söylüyorum burada hani, haşa yanlış anlamayın. Sonsuz saygılıyız yani, kesinlikle. Çünkü hani insanlar yanlış anlayabiliyor. Her insan aynı kafa yapısında olmadığı için bazıları espri attığını anlayabilir, bazıları anlayamaz. Değişiyor insana. Herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklamak gerekiyor. Uzun lafa kısası. Bu arada bu serinin devamı için, dereceli serisinin devamı için desteğinizi ve ilginizi kesmiyorsunuz. Çok minnettarım. Bu videoda güzel bir like sayısı gelirse çok mutlu olurum. Ve daha bol bol videolar atabiliriz. Çok kötü yerde bile attım. Aslında kaçamazdı orada da bile attığımda ama. Tamam, keserim. Ultim yok ama. Onun ultisi de yok. Güzel. Sıçrası var. Öldüm. Oo, 3 kişi. Öldük, tamam. Üç top. Yani yapacak bir şey yok ona. Kule altında bile öldürürlerdi beni her türlü. Yani kule bile koruyamazdı beni muhtemelen. Hemen civalı kuşağa gidelim biz ya. Hiç bence riske atmayalım abi. Çünkü komple bana oynuyorlar. Umarım hep bana oynadıkları için bot lane ezebilir karşı botu. Yani şu anlık iyi gözüküyorlar. Farm sayısında karşı bot biraz daha önde. Yani Alistar'ın farmını da sayarsak tabi. Her şey ikisinin farmı ortak sayılıyor ama neyse. Yani genel olarak... Umarım takım bir şeyler çıkartabilir buradan, çünkü hep bendeler. Hemen statik alacağım, çünkü bize wave clear gerekiyor biraz. Takımda wave clear yok. Wave clear da şu oluyor, minyon temizleme özelliği. Örneğin Orianna, Twisted Fate gibi şampiyonlarda bu var, ancak Katarina'da mesela bu yok. Uzaktan temizleyemez lane'i. Yapabileceğim hiçbir şey yok ona. Rengar hala burada olabilir, o yüzden şuraları garantiye almak için. Bir saniye. Ne yapıyorum? Şimdi buraya bir tane at ve şuraya atacağım bir tane. Çünkü açıldığım anda beni öldürebilirler. İşte 4 mermi olmasının sıkıntısı abi. Her kurşun ruhumdan bir parça. Abi bir farm alalım derken iki farm kaybettik ya az önce. İşte hayatın cilveleri. Evet, herkes yerlerine. Bu seriye beklediğimden daha fazla ilgi geliyor. Yani şöyle diyeyim. Ben çok fazla ilgi beklemiyordum ama herkes bakıyorum da hani güzel like sayısı atıyorsunuz. Sonra güzel bir izlenme sayısı getiriyorsunuz. Like at diyorsunuz bu arada, çünkü unutuyoruz diyorsunuz. Ben de bu yüzden hatırlatıyorum özellikle. Yani o yüzden beni mazur görün. Daha fazla açılmanın pek bir mantığı yok sanki. Aynen. Tam zamanında geri çıkmışız ya, Rengar. Buradaymış. Şurada da ev bırakırsak. ...850 gold.
Azıcık para gerekiyor bana ya. Bana deli diyorlar. Sanatçı dediğin deli, deli olur. Malzar varsa şu an muhtemelen öldüremez. Şifam var çünkü ama. Tabii ki risk risktir. Bakın şimdi şunu da şöyle alacağız. Aynen böyle. Şu an rahatız abi. Oh, bir içime rahatlık geldi cidden. Cıvalık şu aldık ya. Şu an bir garantimiz var en azından. Ulti dediğimiz anda basarız. Bu arada ulti bastığınızda ultisi bozulmuyor adamın. Yani sadece standdan kurtuluyorsunuz ama hala mazar ulti ip sürtmeye devam ediyor. Bu yüzden menzilden çıkmanız gerekiyor. Ultisinin menzilinden. Yoksa her türlü ultiyi yiyorsunuz. Cıvalık uçak. Basıp geri kaçmamız gerekiyor. Ultisinden kurtulmak için. Ama burada asıl sıkıntı mazarın hasarı değil yani. Asıl sıkıntı mazarın o stun'ı. Uzun süre attı. Pazarı. Direkt Malzahar'a vurabilirdim orada. Birazcık hedef sıkıntısı yaşadım. Kime vursam, kime vursam falan diye düşündüm iyice. Yani hangi hedefe vuracağımı bilemedim. Vardılarımızı atalım şuralara. Şurayı garanti kontrol amaçlı şöyle bir şeye bırakayım. Ama tam yanına atıyorum ki üstüne basmasın. Gerçi menzil tam yetmezdi herhalde. Evet, silah biraz ironik kaçıyor. Şuradaki milyonları aldık mı var ya, çok deli para gelecek. Burada elinizi vape'ler içinde kullanabilirsiniz yani. Sadece böyle beklemeyin. Sıra E'ye atın şuraya. Kendisi patlar ve iyi hasar veriyor. Lane'i ortaya kadar etmeniz gerekiyor. Yani şurada bırak, yani şurada bırakmak biraz yanlış oluyor. Ama tabii oyunun durumuna bağlı. Karşı takımda çok fazla assassin ve mobil şampiyon varsa ve size gelebilecek durumdalarsa çok fazla itirmenin de bir anlamı yok. Mesela şu an ben de her türlü tehlikedeyim. Rengar gelebilir. Mesela ulti duyduk. Bana mı geliyor acaba? Çeşitli çeşitli ihtimaller var. Bot. Adamlar toplu geziyor abi. Ben kule açayım o zaman. Şu an çünkü base'e gitsem bir faydam olmayacak. Bir kule demek her takıma her kişiye 100 gold, 100 gold demek. Şu an hiç kule alamamışız. O açıdan çok eksiyiz mesela. Karşı takım hep kule aldı. Bana şarkı söyle. Geliyorum takım, sakin. Statik ançlar alacağım. Wave clear. Kompozisyon kusursuz olana kadar beklemeliyim. Bu kuleyi verirsek çok sıkıntı. Güzel hasar. Elimci bayatağında, ne olur ne olmaz. W atmadım çünkü W dojlama ihtimali vardı herhangi bir şekilde.
Ve bu durumda ben de W atarken duracağım için bir süre hani şöyle yerimize durup atıyoruz ya W'yu. Adamın kaçma ihtimalini arttırırdım. O yüzden de bekledim ve düz vuruş yaptım. Garantiye aldım kendime. Bunu düşünmeniz gerekiyor. Aynı şekilde. Ultisi olabilir Sion'un. Şöyle çok hızlı beni ittirip. Ah, o farmı alabilsek neyse. Şarjörü doldurmaktan farm alamıyoruz ki. 600 isteyecek sanırsam. 800 çıkartırsak 50 gold lazım. Tekrar AMK alıp can biçene gidemeyeceğim yok. Ben korucu meleği mi gitsem? Korucu meleğe gidelim abi, çok garanti olsun ya. Bak 50 çok garanti almış oluruz. Direkt korucu meleği çekelim bize altımıza, ne olur ne olmaz. Vardlayın abi orayı. Ölmeyin. Sakın efendim. Sakın efendim ölmeyiniz. Şah korucu meleğe gidelim. Ölmeyiz kolay kolay devamında ya. Gidiyorum. R var. Her gösterimde bu son diyorum. Ama her seferinde kendimi kandırıyorum. Oha, hem pasif hem de üstündeki kalkan gitti lan. Riskli ya. Gerçek güzellik neymiş anlayacaksın. Ben hiç kimseye zarar vermedim. Abi bunlar barona girdiler, barona. Ama dedim abi ya. Hadi devam et, devam et, devam et. Genelde fazla yaşamıyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Biraz boş bir ult oldu ama neyse ya. Abi geliyor işte. Oğlum adamın triple var, öldüm ben ya. Benim, oğlum beni bırakmayın, beni bırakmayın. Beni bırakmayın. Eserlerinde ikisi de var. Atlamaz herhalde artık ya. Aynen, bitti gerçi ultisi. Of be, korucu melek alabilirim. Bir rahatlık geldi. Aha, koruyucu meleğim var. Civalık kuşağım var. Beni kim öldürebilir artık? O TF orada da ölecektim az daha, civalık kuşak basarak kurtuldum. Rengar'ın E'si beni stunlamıştı yere. Tam üstüme geliyorlardı abi. Eziyor falan. Hadi kapışalım. Şu kırmızı alırsam eğer çok işime yarar. Bakalım. Gülümseyin millet, yüzler gülsün.
Wow. O kadar vurdun mu ya? Taşıyamayacağım galiba. Takım çok kötü. Katarina özellikle hiçbir işe yaramıyor. Tabancamın sapını gülle donatacağım. Ayrılırsam buradan kule gidecek. Ben gidiyorum. Dehşete düşürmeli. Aslında biraz yanlış yaptım ya. Keşke inhi vermeseydim. Benim hatam. Oraya gitsem inhi vermezdik. Bari inhi verdik. Sion savaşayım artık şununla ben. 40 Tranduin almış. Çirkin olması gerekmiyor. Kesmem zor biraz. Aa, alamadım kill'i. Benim aklımda o. Bu kompozisyonda bir şeyler eksik. Rengar'da R var. Dır diyeceğim de öyleymiş. Sanatım karşısında şiirler bile kifayetsiz kalır. Can biçen gerekiyor. Mana sıkıntısı çekiyoruz arada bir. Ayrıca ama can biçen çok güzel AD veriyor yine. 150 civarı AD sağlıyor neredeyse. Biraz makyaj ve bol bol. Hem kritik hem saldırı gücü verdiği için o yüzden. 110 zırhım var. Oha, nasıl o kadar zırhım var ki benim? 110 zırhım nasıl var abi benim? What? 30 zırh veriyor bu. İyi, özür dilerim ki girdim yanlışlıkla. Çok normal bir şey aslında. Yani abartacak bir şey yok bunda. Abi, ben şunu koruyacağım ya, bizim Kayt'ini korumam gerekiyor. Yok edin abi, koruyucu meleğim var. Kim hayatta lan, Sion mu? Ha, o pasifi ölü sayılmıyor mu? Okey. Neyse. İnhi açarız herhalde beyler, değil mi ya? Ne yapıyorsun oğlum? Adama kalkan atsana. Abi ne yapıyorsunuz? Sakin lan. Seri al ya, al. Satma, tamam tamam, tam satma, geri 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 geri. Sonra açarız. Kaçmıyor bir yere. Oo, şansına tüküreyim kanki. Oha lan, bir kav vurdu. Sadece silahım ateş altında yaşadığımı hissediyorum. Niye bunu yapıyorsun ki Katarina abi? Hem pit diyorsun, seni biz taşıyoruz.
Neyse bana mavi lazım. Tekrar mı baron verdik abi? Tüh. Katarina ya aptal mısın abi? Niye geliyorsun buraya? Herkes bizi izliyor. Bu çirkinliğe katlanacak değilim. Tamam, bu idim fulleniyor yavaştan. İyi ittiriyorsun oğlum adamı, deli misin? İlginç takım ama neyse. Hasarım çok güçlü, şu an taşıyorum ya. Ciddi anlamda çok iyi hasarım var. Sıçan var, şifan var. Biter oyun. Biter. Bana ilham veriyorsun. Bazen sessizliği indirmiyorum. Çünkü... Akademikan kazanamayız yalnız, söyleyeyim ben. Adam tek frontline o yani çünkü oyunda. Şaka mısın abi? Rengar bana atlamadı. Rengar'da biraz sıkıntı var ama neyse. Kusursuzluğun ötesine geçmeli. Sesi olmayan bir şarkıcı, bacakları. Rengar bana atlasa kesecek var ya, atlamadı. Komik bir adam. Devam ederlerse ben şey ulti açacağım. Atlama lan. Neyse TP'si yok şu onun ya. Ya bu oyun kazanırız da. Ne yapıyorsun abi? Kata ne yapıyor? Çok ilginç ya işte. Kaybedersek onun sayesinde yani. Alev'e gel abi, alev çok işime yarayacak. Niye trolledin ki şimdi? Yapma bak, trolleme. O kadar yetenekliyim ki, ne yapsam bir... Abi işte o kurtu alsam, o kurtu alsam abicim. Büyük sanatçıların açıklama yapması gerekmez. O adamlar bak direkt saldıracaklar. Yok abi ya, yok. Ah takım. Taşınmıyorsunuz abi, taşınmıyorsunuz. Vallahi taşınmıyorsunuz ya. Rakan hak etti ya, Rakan iyiydi. Rakan haricinde beğendiğim oyuncu yoktu takımda. Ah.
45K damage. Ezreal 35K bu arada, siz göremiyorsunuz ama. Şöyle göstereyim hadi. Bak. 35. Görüyorsunuz işte ya. Neyse. Taşıyamadık. Frontline'ları çok tuttu beni. Arkaya hasar veremedim o kadar. Verebilsem de abi. Yani yapacak bir şey yok. O son TF'de zaten TF değil. Adamlar sadece Nexus'a vurdular. Full tanklı oldukları için ölmüyorlar. Meksikalı bir cowboy. Sion da kuduruyor şu an. Küfür ediyor bak, terbiyesiz ya, şimdi reportlayalım. Hayır, olamaz. Neyse abi, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu serinin devamı için like atmayı unutmayın. Şu an ilk bozgunumuzu yedik bu arada. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın alttan.